50 yerden herkese merhaba. Programımızın başladığı ilk günden beri en çok istek alan şehirlerden birindeyiz. Hatay'dayız. Her yine her cemaate mensup insanlar bir arada yaşıyor. Yani komşuluklar, ilişkiler üst seviyede. Bunu büyük şehirlerde görmek mümkün değil. Çınar o kadar güzel ki gerçi şimdi biraz kurumaya yüz tutmuş. Artık çok yaşlanmış. Dört mevsimin en güzeli bizde var. Ne fazla sıcak var ne fazla soğuk var. Harbiye'deyiz. Harbiye Antakyalıların piknik yeri, gezinti yeri, mesire yeri, hafta sonu geldikleri yer. Çok yorulmuştum, çok çalışmıştım, çok acıkmıştım ve yemekler enfes. Yerden herkese merhaba. Programımızın başladığı ilk günden beri en çok istek alan şehirlerden birindeyiz. Hatay'dayız. Hep dediniz ki Hatay'a mutlaka git. Hatay'daki çok kültürlülüğü yaşa. Antakya Müzesi'ni gör. Ben de bunları yapmak için geldim. İşte Hatay. Hatay ya da genelde anıldığı merkez ilçesinin ismi olan Antakya'dayım. Hatay ilinin nüfusu bugün köyleriyle birlikte 1,5 milyona dayanmış durumda. Güneydeki son ilimiz, Akdeniz'in en uç noktası, Güneydoğu'nun sınırındayım. Asi Nehri, Lübnan dağlarından doğuyor, Suriye üzerinden Antakya'yı ikiye bölüyor ve Samandağ'dan Akdeniz'e ulaşıyor. Antakya, Amik Ovası'nın başladığı yerde, Amanos ve Habibi Neccar dağları arasında Suriye Kralı 1. Selikos tarafından kurulmuş. İsmini kralın babası Antiyokos'tan almış. Kuruluş tarihi M.Ö. 4. yüzyıl. Hatay Arkeoloji Müzesi mutlaka görülmesi gereken bir müze. Milattan sonra 2 ila 5. yüzyıllara ait mozaikler sergileniyor müzede. Mozaiklerin en büyük özelliği hiçbirinde boya kullanılmamış olması. Bu denli etkileyici tabloların, doğal taşların küçücük parçalarıyla kompozisyonlar yaratması çok heyecan verici. Ayrıca heykelleri, özellikle de 3 metre boyundaki Apollon'u, bir de lahitleri es geçmeyin. Hatay'daki ilk ziyaret noktalarından biri de Saint-Pierre Kilisesi. Saint-Pierre, Haç Dağı'nın kayalarına oyularak yapılmış bir mağara. Antakya'daki ilk Hristiyanlar burayı gizli toplantılarında kullanmışlar. Hatta bu yeni dine inananlara Hristiyan denmesi de ilk kez burada gerçekleşmiş. 1962 yılında Papalık Saint-Pierre Kilisesi'ni haç duraklarından biri olarak ilan etmiş. Günümüzde Fransız Kapuçin rahiplerinin yönetimindeki kilise mağarada özel günlerde ayinler de düzenleniyor. Turn,
Antakya'nın daracık sokakları ve olağanüstü evlerine vuruldum. Kendimden geçerek yürüdüm. Evlerin mimari yapısını, ortadaki avlusunu, kemerini, kuyusunu anlatmama gerek yok. Zaten göreceksiniz. Ama hissiyatı çok başka. Sanki eski zamanlar, sanki her şey güzel, hayat güzel, dünya güzel. Alıyorum. Al. Ben limon çok severim. Hatta portakal gibi böyle soyar yerim. Sana da vereyim mi Gökhan'cığım? Ha? Ne demek? Aa. Bak şimdi. Şimdi ısıracaksın bak. Ama çok güzel. Özel mimarisinden ötürü mutlaka her gezginin uğradığı Katolik Kilisesi'ndeyim. Şahane bir Antakya evindeyim. Kilisenizi çok beğendim, gezdim. Mimariye hayran kaldım. Bir de bahçedeki ağaçlara da bir tane limonunuzu aldım. Helal edin lütfen. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Burası aşağı yukarı 17 sene evvel restorasyon yaptık. Görüyorsunuz eski Antakya evi aşağı yukarı 150 senelik eski halinde döndü. Ve biz burada yaşamak için çok hoşuna geliyor ve çok güzeldir. Siz kaç yıllık Antakyalısınız? Ben Antakya'da 20 sene. 20 sene. İlk seneler zaten eski arabe buradaydık. Ondan sonra restorasyon yaptık. Ve gerçekten benim için çok güzel bir tecrübe etti yaşadığım Antakya'da. Çünkü insanlar çok sevgi içinde, birlik, yakın olmak için ve bana çok hayran kaldım ve çok memnun oluyorum Antakya'da yaşamak için. Tam bu saatlerde Ortodoks Kilisesi'nde ayin başlamış. Antakyalı Ortodokslar birer ikişer Türkiye'nin en güzel 10 kilisesinden biri seçilen Bolos Botros Kilisesi'nin yolunu tutmuşlar. Siz Ortodoks'sunuz, Katolikler de var bildiğim kadarıyla ve Süryaniler de var değil mi? Şöyle tabii Katolikler de var, Protestanlar da var, Süryani kardeşlerimiz de var ama Antakya içinde de yoğunlukta İskan durumdalar. Bunlar tabii 18 yüzyıl önce buradan gittiler. Fakat şu anda doğudaki göç olayından dolayı bir kısmı İskenderun'a yerleşmiş.
lazım. Abusuk köyün yanından dağdan denize kadar 1650 metre uzunluğunda olan bu kanalın 70-80 metresi bir kapalı şekildedir. Ki biraz tünelde benzediği için halkın dibinde tünel diyorlar bana. Bu kanal hep elle yapılmıştır. O milattan sonra 2. asırda o zaman ne ki teknik elemanlar var, peşin bir şey yoktu. Hep elle muştalarla, muştalar kazma kürek ne buldularsa tabii binlerce eski köle çalıştırılmış ve bu kanal açılmıştır. Bazı yerler 20 metre derinliğinde, bazı yerler 10 metre derinliğinde. Tabii şimdi donmuş vaziyette gördüğünüz gibi. Ama esasında o tarihlerde dağdan gelen sel suları bu kanal içinden geçerek denize dökülmekteydi. Dolayısıyla liman koruma altına alınmış onlar. Ve bu kanalın yapılış tek nedeni vasfinde yoktur. Dağdan gelen sel sularının limana girişini önlemek içindir. Panic smiles flash on my face. I love playing games. Hüsamettin Altunay ile gün boyunca gezmeye devam ettik. Yazın yöre halkının battaniyelerle geceyi geçirmeye de geldikleri Harbiye'ye gittik beraberce. Pek güzel olurmuş yaz günleri. Davullu, zurnalı, şarkılı, türkülü, danslı ve tabii ki bolca ızgaralı günlerin ve gecelerin tadına doyum olmazmış. Harbiye'deyiz. Harbiye Antakyalıların piknik yeri, gezinti yeri, mesire yeri, hafta sonu geldikleri yer. Çok güzel şelaleler var ve onların diliyle şelale değil, şellale. Şimdi hava kötü, kış günündeyiz. Biraz güzel günleri, buranın kalabalık cıvıl cıvıl olduğu halleri hayal etmek lazım. Bu mevsimde sadece yüzümü ıslattım. Antik dönemlerdeki ismiyle Defne'ye hayran kaldım. Burada mitolojiye göre Apollon, su perisi Defne'ye aşık olur. Defne istemez, Apollon onu takip eder. Defne Toprak Ana'ya yalvarır. Ne olur beni koru, beni sakla der. Toprak Ana onu Defne ağacına dönüştürür. Harbiye bugün birbirinden ilginç sanatları da icra eden sanatçıların evi. Abdullah Özalp Harbiyeli bir heykeltıraş. İşine aşık, taşına aşık bir heykeltıraş. Abdullah abi o kadar güzel şeyler yapmışsın ki her odasında başka bir şey var. Ve burası senin aynı zamanda evin değil mi? Evet burada yaşıyoruz. Eserlerimizle birlikteyiz yani 24 saat. Gece kalkıp çalışıyorsun, gündüz boyu çalışıyorsun. Tabii ki ne zaman insanın isteğinin, hevesinin geleceği belli olmaz. Dolayısıyla devamlı işin içerisindeyiz. Yani ve daha doğrusu bu bizde artık bir aşk olmuştur. Yani yaşam tarzıdır. Ve sen bu işi okulda öğrenmedin değil mi? Bu aileden gelen bir iş. Yok, okulda öğrenmedim. Bu biraz da baba mesleği sayılır. Bizim eski atalar hattattılar. Binlerce, on binlerce. Sayfayı kendi yaptıkları mürekkeple, kendi yaptıkları kalemlerle el yazması olarak yazarlardı. Zaten işte taşa dokunuş o zamanlar başlamış. 1930'larda dedemle baba bizim yöremizde bulunan bu siyahımsı taş var. Bunu bir santimetre çapında takriben 15 santimetre uzunluğunda dikdörtgenler kesmişler ve her tarafına dişi bir satır yazmışlar. Ve fazla satan kitapları yani taş baskı kalıplarla basmaya çalışmışlar. Again.
Harbiye'de son olarak bir de sikke yapan atölyeyi ziyaret ettim. Şu an eriteceğimiz metal yaklaşık 1000-1200 dereceye kadar çıkacak ısısı. Bu daha önce yapmasını kararlaştırdığımız sikkenin tarihteki orijinal ağırlığı ve orijinal metalinin metaline sadık kalmaya çalışıyoruz. Bu şekilde daha önce gramajı ayarlanmış sikkeyi eritiyoruz ve yuvasına döküyoruz. Bu şekilde sikkenin pulunu elde etmiş olacak. Peki siz bu konuda nasıl uzmanlaştınız? Bu uzun bir süreç aldı. Özellikle abim ilk başlarda bu işe başladı. Zaman içinde bu kendiliğinden gelişti. Biraz gayret ve çabayla tabii ki. Çok ilgi var mı? Elbette bunun meraklısı epey fazlaca var. Her zaman geçmişe bir duyulan bir hayranlık var. Acıktım artık. Bu yörenin yemekleri tam bana göre. Hem doyurucu hem lezzetli. Ayrıca da zeytinyağıyla, nar ekşisiyle, bol yeşiliyle çok sağlıklı. Çok yorulmuştum. Çok çalışmıştım, çok acıkmıştım ve yemekler enfes. Yine Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'dayım. 1516'da Osmanlı şehri olan Hatay